De. Evet. Şimdi Sayın Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan atanmasının ardından bu hani ekonomide piyasalarda bir açıklama etkisi deriz ya. Onun gibi o açıklama etkisinin sıcaklığında ekonomi kurmaylarının kimler olacağı, ikinci el atamaların nasıl olacağı konusunda bir beklenti oluşmuştu tabii. Devir teslim törenindeki net mesajları da geleneksel politikalara dönüleceği konusunda bir beklenti tabii yarattı. Ama bu atamaların gecikmesi, aynı zamanda bakan yardımcılığı atamaları da bekleniyordu. Onların da gecikmesi böyle bir acaba bir zamana mı bırakılacak? Önümüzde işte yerel seçimler düşünülerek yine bir seçim endişeli politikalar demetine mi giriyoruz? Bu ekonomi çevrelerinde hep konuşuluyor. Dün Canan Sakarya ile mecliste de konuştuğumuz kişilerle bunlar hep gündemde. Tabii burada bir şöyle bir konu daha var. Özellikle de seçim öncesi yaptığımız bütün konuşmalarda seçim sonrasında enflasyonla mücadeleyi öne alacak bütüncül bir ekonomik orta vadeli program beklentisi vardı. Şimdilik onunla ilgili de çok bir şey duymuyoruz açıkçası, böyle kapsamlı bir şey. Aslında enflasyonla mücadele programının ortaya konması belki asgari ücret tartışmalarını bile farklı bir boyuta taşıyabilirdi. Bu yok. Bir de tabii Barış Esen'in çok Borsa gazetemizde tespit ettiği gibi Kavcıoğlu'nun BDDK başkanlığına getirilmesi acaba geleneksel politikalar kullanılacak ama mevcut politikada sürdürülecek ve böylece bir karma ekonomik politika yani hibrit bir yaklaşım olacak diye bunun fikri hakkı size ait tabii. Burada şöyle bir şey var. Tabii para politikası kurulu üyelerinin değişmeden bu faiz kararının nasıl alınacağı beklentisi var. Şunu da hatırlamamız lazım. Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı'na atandıktan sonra 2 ay yayınlanan para politikası metinlerinde politika faizi enflasyon üzerinde belirlenecektir taahhüdünün altına imza attığını da geçmişte hatırlamamızda yarar var bugünlerde. Tabii yarın Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak. Bunun en önemli durumu ilk defa ekonomi yönetimi resmi olarak bir araya gelecek. Bugün ikinci kez kabinede bir araya geliyorlar ama ekonomi koordinasyonu Cevdet Yılmaz'ın yapacağı ekonomik koordinasyonu bu açıdan önemli. Hem Cuma günü için hem diğer konular için Ekonomik Koordinasyon Kurulu'ndan çıkacak kararları, atamalarla ilgili beklentileri de bu toplantının sonucundan bekleyebiliriz.